Bitmek bilmeyen kritik haftalardan birisine daha girmiş bulunuyoruz. Bu haftanın 3 önemli başlığı olacak arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi elbette Amerika'dan gelecek teşvik haberleri. Ki Pelosi yarın yani salı günü itibarıyla son günün tamamlandığını söylüyor. Diğer bir önemli gelişme elbette ki pandemi meselesi. Pandemi tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Avrupa'da hızla sayılar ve vakalar artıyor. Tüm dünyada 40 milyon kişiye yayılmış durumda ve yayılma hızı giderek artıyor. Bu da ikinci dalga etkisinin çok net bir şekilde geldiğini gösteriyor. Bu haftanın bize göre yani Türkiye'ye göre en önemli konu başlığı tabii ki Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Merkez Bankası faizleri arttıracak mı arttırmayacak mı? Büyük bir bilmece. Piyasanın en kötü ihtimalle beklentisi 100-150 bas puanlık bir faiz arttırımı da yapması yönünde. Merkez Bankası acaba bir ters köşe yapar mı? 22 Ekim'de Merkez Bankası'nın kararı dolar ve gram altın üzerinde belirleyici olacak. Tüm bunları yakından izlemeye devam edeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Önce isterseniz şu teşvik meselesiyle başlayalım. Pelosi yarın artık sonuna gelindiğini söylüyor bu işin. Salı günü itibarıyla ya teşvikleri vereceğiz ya da vermeyeceğiz demek zorundayız diyor. Ve bu konuyla ilgili ayak direyen senatörlere de Trump'ın da ufak ufak baskı yaptığını duyuyoruz. Trump aslında bir an önce teşviklerin çıkmasını istiyor ama senatörler ayak diriyor. Teşviklerin geciktirilmesi ise piyasaları sıkıntıya sokmaya devam ediyor. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları çok kritik arkadaşlar. Pandeminin çok daha hızlı bir şekilde yayıldığı ve ekonomilerin çok daha sert bir şekilde tehdit edildiği aylar bunlar. Özellikle Fed'in baskısı da var biliyorsunuz. Bir an önce mali teşviklerin çıkartılması gerekiyor Amerika tarafından. Ve gelelim Türkiye'ye. Türkiye'de Merkez Bankası faiz arttırabilir mi? Normal koşullar içerisinde enflasyonun %12'ye dayandığı ortamda Ekim ve Kasım aylarında enflasyonun çok daha hızlı yükseleceği bir dönemde Merkez Bankası'nın elbette ki bir faiz arttırımına gitmesi gerekiyor. Pozitif faize geçmek istiyorsa reel ortamda mutlaka ve mutlaka 500-600 bas puanlık bir faiz arttırımı yapması gerekiyor. Peki bunu yapabilir mi? Böyle bir adımı atması şu an itibariyle pek mümkün gibi görünmüyor. Agresif bir faiz arttırımını yapabilecek bir ortamı yok. Ne anlamda ortamı yok? Bir rahip krizi yok. Yani bu işi bağlayabileceği bir dış güç meselesi yok ve dış güç olmadığı sürece de arkadaşlar 600 bas puanlık, 700 bas puanlık ya da bunun üzerinde yapılacak bir faiz arttırımı siyaseten Cumhurbaşkanı'nı da ekonomi yönetiminde hatta Merkez Bankası'nda sorgulanır hale getirecektir. İşte bu sorgulanır hale gelme meselesinin önüne geçebilmek adına böyle bir adımın atılacağı kanaatinde değilim. Hem Merkez Bankası bir sürpriz yapabilir mi? Yapabilir elbette. Geçen ay nasıl yaptıysa bu ayda çıkıp bu sefer de 600 bas puanlık bir arttırım yaptım kardeşim. Benim bütün meselem sonuç itibariyle dövizi baskılamak, dövizi baskılayarak aynı zamanda enflasyonu kontrol altında tutabilmek diyebilir. Nitekim Türkiye'de enflasyonu oluşturan asıl sebep kur. Kur yükselirse enflasyonist bir baskı oluşacak. Enflasyonun artması demek memur ve işçi maaşlarına da beklenenin üzerinde zam yapmak demek. Aynı zamanda bütçe deliğinin daha da açılması demek. Peki Merkez Bankası 100-150 bas puanlık bir faiz arttırımına gidebilir mi? Ya da piyasanın beklentisi olan 175 ile 200 bas puan arasında bir faiz arttırımına gidebilir mi? Bu daha makul gibi görünüyor şu an itibariyle arkadaşlar. Ama bu arttırım açıkçası dövizi durdurmaya yeterli olmayacaktır. Yani doların yükseliş eğilimi devam edecektir. Buradaki niyet doları ya da dövizi durdurmak olmayacaktır. Bir başka olasılık Merkez Bankası faiz düşürebilir mi? Bu koşullar içerisinde faizleri düşürebileceği kanaatinde değilim. Hem fonlama maliyetlerini hem de mevduat faizlerini ve kredi faizlerini yukarıya çektiler. O seviyelere doğru bir hareketlilik gözlenebilir. Oradaki marjında 100-150 bas puanlık bir marj olduğunu görüyorsunuz. Politika faizi %10.25 seviyesinde, piyasa faizine bakıyorsunuz %12'nin kıyısında. Merkez Bankası'nın faiz arttırımındaki en makul seviye şu anda 150 bas puanlık bir arttırım gibi görünüyor. Merkez Bankası'nın 4. alternatifine gelelim. Bence en kritik alternatif bu çünkü. O da Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutması. Bakın geçen ay Merkez Bankası faizlerle oynamamış olsaydı, herhangi bir şekilde bir arttırım adımı atmamış olsaydı, bu ay faizleri artırmasa da sabit tutsa da çok önemli olmayacaktı bence. Piyasa normal koşullar içerisinde işlemeye devam edecekti. Belki dolar kuru bir miktar daha yukarıda olacaktı ama yine de çok agresif sert hareketler yapmayacaktı. Merkez
Bankası'nın geçen ay faizleri arttırmış olması bu ayda bir faiz artışı beklentisi ortaya koydu. Merkez Bankası yanlışlıkla bu ay dördüncü seçeneği uygulamaya kalkarsa, yani ne arttıracağım ne de düşüreceğim, bekleyeceğim kardeşim demeye kalkarsa, mesajları da bu yönde olursa arkadaşlar, işte o zaman kurda ciddi bir hareketlilik görebiliriz. Ciddi hareketlilikle kastım şu, devalüasyonist etki değil arkadaşlar ilk etapta. Büyük ihtimalle bir anda 8,5 liralara doğru hareket etmeye başlayan bir dolar kuru göreceğiz. Buna bağlı olarak euronun sterlinde yükseldiğini hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Merkez Bankası'nın faizleri bu ay sabit tutması çok ama çok kritik bir karar olacaktır. Faiz arttırması bekleniyor. Faiz düşürmesi zaten beklenmiyor. Yüksek faiz arttırımı, yani 600 bas puanlık bir faiz arttırım falan olacağı kanaatinde kimse değil bu koşullar içerisinde. İki kritik senaryodan birisi olan 100-150 bas puanlık bir arttırım gelirse piyasa dengeli bir şekilde kademe kademe ufak ufak yükselmeye devam eder ama sabit tutarsa yükselişini hızlandırır. Peki tutabilir mi? Evet tutabilir. Doların belki çok daha hızlı bir şekilde yükselmesini bekliyor Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi. Bunun sebeplerine tabii ki cari açık problemi, dış borçlar, CDS meselesi, hem ekonomi yönetimi hem Merkez Bankası faizleri arttırmayarak bir taşla iki kuş vurmayı deneyebilirler. Kuru yükseltmek, ihracatı arttıracak daha rekabetçi bir kur ortamına geçmek, aynı zamanda kurun yükselmesiyle birlikte boşa çıkacak, Türk lirasına dönecek para birimlerinin faize gitmesini engelleyip bu paranın genel itibariyle konut sektörüne ya da reel sektöre doğru kaymasını sağlayabilmek. Bütün bu hesapları yapıyorsa eğer Merkez Bankası büyük ihtimalle bir faiz arttırımına gitmeyecektir. Dolar hareketliliğinin yukarıya doğru olmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Daha büyük bir sürpriz yapıp da faizleri indirirse o zaman kurun nereye gideceğini konuşmamıza bile gerek yok. Bu arada yeni bir teşvik paketinden bahsediliyor. 4 milyon kişinin 500 milyar liralık borcunun yeniden yapılandırılması meselesi gündemde. Yani bir vergi indirimi daha geliyor arkadaşlar. Vergiler, cezalar indirilecek. Çünkü çok ciddi manada vergiye ihtiyaç var. Vergi toplanamıyor. Vergi toplanamadığı için de bütçe açıkları her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor. Bu konuyla ilgili de adımlar atılıyor, atılacak gibi görünüyor. Şimdi gelelim rakamlara. Rakamlara baktığımızda tablo. Borsa 120 bin seviyesinin üzerine çıkmış durumda. Hadi hayırlı olsun. Bakalım nereye gidiyor onu hep birlikte göreceğiz. Dolar pazartesi gününün ilk saatleri itibarıyla 7.90'ın altına indi. 7.89-88 seviyelerini bile gördü. Bu seviyelerde gidip gelmeye devam edecek. 7.88-89, belki 7.85, çok hızlı bir şekilde tekrar 7.90'ın üzerine tırmanış, 7.90-95 aralığında da dar bir bantta hareketliliği devam edecek 22 Ekim'e kadar. Merkez Bankası'nın kararı ile birlikte faiz arttırmaz ve sabit tutarsa faizleri, doları hemen 8'in üzerinde buluruz. 8.40'a kadar giden bir dolar kuru görürüz. Merkez Bankası 100-150 bas puanlık bir faiz arttırımı yaparsa da 8'i kırıp 8.20'yi zorlamaya başlayan bir dolar kuru görürüz. Faizleri arttırıyor. Nasıl dolar yükseliyor? Faizleri arttırıyor ama çok minimal ölçekte arttırıyor. Hala reel faizi negatif ortamda tutmaya devam ediyor. Yabancılar olası bir kur şokunu göre göre gelip böyle bir riske girmeyeceklerdir. Yani dolarların Türk lirasına çevirip yatırım yapmayı planlamayacaklardır. Yerlilerse bu ortamda ister istemez dolara ve altına yüklenmeye devam edeceklerdir. O nedenle de arkadaşlar hem dolarda hem gram altındaki yükselişleri hep birlikte izleriz. Merkez Bankası faizleri sabit tutarsa 8.40-8.50 aralığına giden bir dolar kuru görürüz. Sonrasında da yükselişin hızlanmaya başladığını görürüz 8.80'e doğru. İlerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda Türkiye'nin cari açığını ve borçlarını çevirmesiyle ilgili, bütçesini çevirmesiyle ilgili sorunlar daha da büyürse, işte o zaman dolar kurunun zaten devalüasyonist bir etkiyle 14-15-16'lı seviyeleri zorlamaya başladığını görürüz. Bu hafta Perşembe gününe kadar dolarda agresif
bir hareket beklemiyorum arkadaşlar. Maksimum dipte 7.85, maksimum tepede 7.95 aralığında gidip gelecektir. Muhtemelen de 7.88-7.92 aralığına iyiden iyiye sıkışan bir dolar kuru göreceğimiz kanaatindeyim. 22 Ekim Merkez Bankası'nın kararı sonrasında dananın kuyruğu kopacaktır. Euro da dolara paralel artacak. Görünen o, 1.17-1.18 aralığına sıkışmış bir parite var. Bu parite seçimlere kadar bence böyle devam edecek. Seçimlerden sonra açıklanacak teşviklerle birlikte hareketlilik çok daha fazla hızlanacak. Tabi burada pandemi de etkili olacak. Pandeminin önümüzdeki dönemde özellikle Avrupa'yı ne kadar vurduğu, ekonomileri ne kadar etkilediği de çok önemli olacak. Faiz cephesinde şu anda yatay seyir görüyoruz. O da yine Merkez Bankası'nın kararlarını bekleyecek büyük ihtimalle. Altının onsu 1911-12 seviyelerinde gidip geliyor. Tabi altının onsunu en çok teşvikler etkiliyor arkadaşlar. Teşvik söylemleri, söylentileri geliştikçe büyük ihtimalle altının yukarı hareketi devam edecektir. Biden'la Trump arasındaki seçim farkı artarsa da yine altının yukarı doğru hareketi devam edecektir. Risk olarak da pandeminin her geçen gün biraz daha artıyor olması altına olan talebin de artmasını beraberinde getirecektir. Altına bağlı olarak gümüşün gramının 7 liranın üzerine yakın zaman içerisinde gitmesini bekliyorum. Altının gramının çok yakın zaman içerisinde onsun yükselişi ve doların yükselişiyle birlikte 500 lirayı zorlamasını bekliyorum. Diğer taraftan sterlin 10.26 seviyesinde doların perşembe günkü Merkez Bankası kararındaki hareketiyle birlikte sterlinde de benzer hareketleri göreceğiz. Eğer Merkez Bankası faizleri sabit tutuyorum kardeşim derse ve dolar 8.30-8.50 aralığına doğru hızlı hareket yaparsa o zaman sterlinin de 11 lirayı zorlamaya başladığını görürüz arkadaşlar. CDS'imiz yine kritik seviyelerde, olumsuz veriler arka arkaya gelmeye devam ediyor ve bunlar da yakından takip ediliyor. Uluslararası ilişkiler bazında da özellikle Doğu Akdeniz'de atılan ve Azerbaycan'da atılan adımlar nedeniyle de Türkiye mercek altında, CDS'imiz de yukarıya çekiyorlar. Türkiye'nin finansal açıdan çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşadığını görüyorlar. Çünkü dolar endeksi 93.487, o da kendisini sabitlemiş gibi bu rakamlara. Herkes şu anda 3 Kasım seçimlerine kilitlenmiş durumda uluslararası arenada. Türkiye'de biz hem teşviklere, hem 3 Kasım seçimlerine, hem pandemiye, hem yurt içinde Merkez Bankası'nın yakın zamanda açıklayacağı faiz kararına ve tabii ki aynı zamanda cari açık, dış borç gibi önemli makro ekonomik verilere kilitlenmiş durumdayız. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Perşembeye kadar özellikle dolar ve döviz cephesinde yatay bir seyir bekliyorum ama perşembe itibarıyla çarşı fena halde karışabilir. Şimdiden sizleri uyarıyorum. Evet, bu videom da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın, sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni Instagram'la Twitter'dan takip etmeyi de ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.